Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri hakkında değerlendirmeler yapılırken, ilerleyen günlerde TMO tarafından açıklanması beklenen buğday alım fiyatlarının kilogram başına en az 8,5 Türk lirası olması gerektiğini belirtti. Tonu 2.250 TL buğday alırken yurt dışından tonu 5.000 ila 7.000 lira ile 6.500 lira arasında buğday ithal etti. Dışarı verilen bu paralar biz çiftçimize verilse tarımsal üretim konusunda bugün çok daha iyi bir noktada olurduk. Buğday alım fiyatına yönelik sektörde farklı rakamlar talep edilirken genellikle talep edilen rakamların 5 ile 6 lira arasında değişmesi dikkat çekmektedir. Ancak bu talepler çok düşüktür. Çiftçinin buğday ekiminde tutulması gelecek yıl gıda krizinin daha da büyümemesi için taban fiyatının iyi bir rakam olarak açıklanması gerekmektedir. Çiftçi bundan sonra da ekim yapmaya devam etsin. Hububat taban fiyatı belirlenirken girdi maliyetleri dünya piyasaları ve çiftçi refahı dikkate alınarak açıklanmazsa sorunlar daha da ağırlaşır. Çiftçiyi tarımda tutmanın yolu onun zarar etmeden üretim sağlayacağı bir taban fiyat politikasıdır. Kuru tarım yapılan bölgelerde verimlerin yüksek olmayacağı göz önüne alınarak en az 8,5 TL kilogram civarında taban fiyat açıklanması talep ediyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin Trakya Birlik'ten. Buğday konusunda iyi üretim yapan bölgelerinden bir tanesidir. Yani İç Anadolu'da durum daha vahim. Yani biz burada buğday maliyetlerini hesaplarken biz ortalamayı 400 kilogramdan koyduk ama İç Anadolu'daki verimler daha düşük. Yani zaten Türkiye ortalaması 280 kilogram. Yani bu da çok düşük. Yani buğdaya iyi bir fiyat verilmezse veya iyi desteklenmezse yani Türkiye'de biz üretim açının daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bir de görüyorsunuz her yıl hava şartları biraz daha çiftçinin aleyhine oluyor. Yani bir taraftan kuraklık, yağışla birlikte tohum zararları. Yani bu da bizim üretimimizi baltalayacak konulardan bir tanesi. Yani o yüzden yani ya iyi fiyat verilmeli ya çiftçi iyi bir şekilde desteklenmeli. Dünyada gerçekten bir gıda krizi gözüküyor. Yani iklim şartları dünyada buğday üretimini baltalar duruma geldi sadece. Görüyorsunuz işte en büyük üreticilerden Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte de bu tedarik zincirleri de bozuldu. Doğru adımlar atmazsak yani şöyle diyeyim yani ana kalemlerimiz öyle diyelim tüketimde veya işte gıdada ana kalemlerimiz olan ya yani buğdaydan tüm mamullerde sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bu ekmek de dahil, makarna da dahil hepsinde sıkıntı yaşayabiliriz. Çiftçi bunun maliyet artışlarını karşılamak için %100 borçlandı. Yani şu anda çok kötü bir şekilde borçlu. Eğer bu fiyat talepleri karşılanmazsa iki önemli olay var. Bir kısa vade, bir iki uzun vade. Bir kısa vadede ne olur? Çiftçi seneye buğday ekimini azalttı. Geçtiğimiz seneye göre bizim bölgemizde %25 buğday ekimi az. Bu Anadolu'da da böyle. Çünkü dosyalardan %95'i bitti görüyoruz. Bu ne demektir? Başka ürünlere kaçıyorlar. İki, bu borçlarını ödeyemezse, yeni mahsulü üretmek için borçlanamazsa veya kendi cebinden yapamazsa bu sefer daha çok artar bunun. Yani 20 milyon ton çıkarırken buğday azalsa 15 milyon tona dışarı daha çok bağımlı olur. Uzun vadedeki sıkıntı, çiftçi bu borçları ödeyebilmek için para kazanmasa tarlalarını satar. Bu tarlalar da büyük sermayenin eline, büyük çiftçilerin eline geçer. Çiftçinin malı işte hasata başladıktan sonra pazara inmeye başlar. Ama büyük sermayenin eline geçerse bu tarlalar, bu ürünler pazara istediğiniz zaman inmez. Stokta bekler, bu zaman da gıda krizini daha derin bir şekilde yaşarız. Bunu daha önce 2-3 sene önce patates soğanında gördük. Ne oldu? Depolara baskın yapmak zorunda kalırlar. Niye? Mal olsa bile çıkmıyor. Ama çiftçi üretime 365 gün bu malı vardiyalarla çıkarır. Büyük tehlike budur. Gerçekten bu sene kritik bir sene. Eğer çiftçi bu sene hak ettiği parayı alamazsa çok büyük sıkıntılar var. İleriki dönemde de şehirdeki insanlara yansıyacak.